Bu hayat iki şekilde yaşanır diyor Einstein. Birisi hiç mucize yokmuş gibi, diğeri ise her şey birer mucizeymiş gibi. Aynen böyle. Büyük mucizeleri beklersek o kocamanları, küçük mucizeleri es geçeceğiz bu hayatta. Nefes almak gibi, var olmak gibi, sevdiğimizin sesi gibi, bir sınavdan başarmak gibi, hayat gibi, hayatın kendisi gibi. İşte tam ben bunları düşünürken benim çok sevdiğim bir şiirin şairi olan düş hekimi, diş hekimi Yalçın Ergir geldi. Girdi tekrar hayatıma bir ufacık mesajla, haberle, yeni çıkan kitabıyla. Onun şiiri de küçük mutluluklardan bahsediyor zaten. Bakın ne diyor Yalçın Ergir, küçük mutluluklar diyerek. Küçük derelerdir büyük nehirleri oluşturan. Küçük mutluluklar, küçük, küçücük derelerdir büyük nehri ararken üzerinden atladığın. Arkana dönüp de bakmadığın. Küçük mutluluklar çıtır çıtır Kızılay simididir çayın yanında. Aniden radyoda karşına çıkan şarkı. Kar yağınca tatil olan okul. Başarılı bir rejimin birinci günü. Sokakta sevebildiğin kedi. Yürüyen güvercinin kafası. Tenekedeki fesleğen. Kurumuş çamaşırlar bir kış ikindisi. Geri gelen elektrik. Babanın hikayeleri, annenin yemeği, tamir ettiğin alet, yeşil tişörtün yatarken giydiğin, bir dostun başarısı, neler çektiğini bildiğin, elini sımsıkı tutan minik el, dudağında ıslık yürüdüğün yol, birden çıktığın yolculuk, sana açılan kapılar, sana kapıyı açanlar, hoş gelenler, hoş buldukların, yalnız kalabilmek dilediğinde, kavuşabilmek özlediğinde. İşte tüm bunlar, tüm bu mutluluklar, o büyük mutluluğu ararken gittiğimiz yolda karşımıza çıkanlar ve bizim farkına varmamız gerekenler, aslında çok da çabuk atlayabildiklerimiz. Bugün bir filmi izlerken, İki tür açlıktan bahsediyordu. Afrika yerlileri öyle tanımlarlarmış. Küçük açlık ve büyük açlık diye. Küçük açlık bizim her gün duyduğumuz, yemeğe ihtiyaç duyduğumuz açlıkken, büyük açlık ise yaşamın anlamına duyduğumuz açlıkmış. O yaşamın anlamına giderken o uzun yolda, o büyük ve belki de zahmetli gördüğünüz yolda küçücük mutluluklar biriktirmek, küçük açlıkları da doyurmak gerekiyor. Sadece mide açlığı değil bu ama. Ruh açlığı gibi. Yaşamda öyle güzel anlar var ki es geçebildiğimiz, sevindiğimiz, sevinmemiz gerekenler. Hani bu Nasrettin Hoca misali, eşeğimizi kaybedip tekrar bulduğumuzdaki sevinme gibi. Kaybetmeden sevinsek ya keşke, sağlığımızı kaybetmeden varlığına sevinmek gibi. Birisini kaybetmeden onun varlığına sevinmek gibi. Bir başarı anı küçük de olsa kutlayabilmek gibi. Ya da yaşamın mutluluk anlarını, güzel bir şey gördüğümüzdeki o sevinci, güzelliği fark etmenin keyfini yaşayabilmek gibi. Sesimizin çıkması gibi, ayağımızın yürümesi gibi, bir dostun sesi gibi, elimizin telefona uzandığında karşıdan gelecek bir ses gibi, küçük küçücük mutluluklar gibi. Mesela bir güvercinin kafasını fark edebilmek gibi. Gerçekten ne hoştur, ne güzeldir. Soğuk havanın yüzümüze çarpması da güzeldir, sıcaktan içimizin ısınması da. Sevebilmek de güzeldir, sevdiğimizi duyabilmek de. Ama tüm bunları yapabilmek için önce, yine bir başka filmden replik çalıyorum, önce yüreğimizin, gözlerinin açık olması gerekiyor. O filmde diyordu ki, öyle dostların olsun ki yüreklerinin gözleri olsun ve o gözler de açık olsun. Bende öyle dostlar var. Sizde de öylesi çok olsun, çok bulunsun diliyorum ki. Ve Yalçın Ergir'in sözleriyle bitiriyorum yine. Diyor ki şiirinin sonunda, gerisini ve milyonlarca satırı boş bırakıyorum. Kendi küçük mutluluklarını yazman, bundan da küçücük bir mutluluk duyman dileğiyle. Benim küçücük defterlerim var ve hatta koca bir kavanozum. Hayatta bir şeyleri unutmaya başladığımda, es geçmeye başladığımda hemen sarsıl diyorum Aysin. Kendine gel ve küçücük notlar alıyorum. Bugün beni sevindiren şeyler konusunda atıyorum oraya, yazıyorum oraya.
Ödeviniz bu sefer. Yazın bakalım sizi bugün sevindiren küçücük mutluluklar neler oldu. Sonunda kocaman bir başka mutluluk ağacı yaratmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.